أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. Muhterem kardeşlerim, değerli davetliler, aziz misafirler, bir sünnet merasimi yahut meclisi münasebetiyle burada bir arada bulunuyoruz. Ancak bulunduğumuz yerde rutubet olması sebebiyle ben de çok hassas, rutubete karşı hassas bir halim var. Muazzam başım ağrıyor şu anda. Fazla iştahlı konuşamayacağım. Günün mana ve önemi üzerinde sünnet kelimesinin gerek kelime manası, gerekse şer'i manası, bütün şumuliyle, kemaliyle, tamamiyle ele alıp anlatmak için çok güzel bir yer olması lazım. Havalı, safalı, rahat dinleyebileceğimiz, rahat nefesli bir yer olması lazım. Burası gırtlağın dahi bayağı bir şey oldu, zedelendi. O itibarla mazur göreceğinize inanarak bildiğiniz gibi dini İslam'ın temel kaynakları var. Kaynak olmadan hiçbir yere varılamayacağını bildiğimiz her konuda dinimizin de davamızın da kaynaklarından birisi bildiğiniz gibi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek sünneti. Birincisine kitap, ikincisine sünnet diyoruz. İki mühim temel. Nitekim çok ehemmiyetli bir hadis-i sahihte yine Resulullah Efendimiz teraktü fîküm emreyni len tadillü mâ temessektüm bihima kitâballâhi ve sünnete rasûlihi buyurdular. Müminler, sizler için iki mühim iş, iki mühim kaynak bırakıyorum. O kaynaklara çok sıkı, çok samimi sarıldığınız müddetçe len tadillü, dalalete ebediyen düşmeyeceksiniz. Sapıklığa düşmeyeceksiniz. Başınıza sapık idareler gelmeyecek, geçmeyecek. Sizi yanıltan, şaşırtan, saptıran kaynaklar ihlâf olmayacak, imkan bulamayacak buyurmuşlar. Kaynakla, demin dediğimiz gibi kaynaklardan birincisi kitâballâh, Allah'ın kitabı ve sünnete nebiyyihi, Nebi-i Zişan'ın sünneti buyurdular. Şimdi bu hadisi şerifin ışığında halimizi müzakere etmemiz gayet kolaylaşıyor. Eğer bugün yaşadığımız hayatın nice çarpıklıklar, sapıklıklar içinde olduğunu görüyorsak, başımızda bizi yönetenlerin İslami hukuku hiçe sayıp batıl hukuklarla, kanunlarla, esaslarla bizi yönettiklerine şahit oluyorsak, bir tarafta camilerin açık, bir tarafta da kadınların açık olduğunu görüyorsak, bir tarafta camiler açık, öbür tarafta meyhaneler açık olduğunu görüyorsak, bütün bunların sapıklık olduğunu göreceğiz ve bu sapıklığın da sebebinin bu iki kaynaktan uzak düştüğümüzü ve bu iki kaynağa sımsıkı sarılmadığımızı gösteren bir sonuca varacağız. Eğer Allah Resulü'nün vaadi haktır, لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, bu iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi sapıklık
etkilemeyecektir demiyor mu? Bizi sapıklık etkilemişse, bizi sapıklık sürükleyip götürüyorsa, küfür idareler başımızda küfür küfür rüzgar gibi esiyorsa ve hükmü geçiyorsa, bunun tek bir sebebi vardır. Bu iki kaynaktan ayrılmış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu iki mühim kaynaktan. Hocam nasıl uzaklaşıyoruz? Bak işte bugün sünnetlerden birini yapmak için toplandık diyeceksiniz. Efendiler, dünya Müslümanlarının içinde Türkiye Müslümanları kadar İslam'ı eksik anlamış kimse yoktur. İslam'ı anlamamış demiyorum, eksik anlamış. Tıpkı İmam Gazali Hazretleri'nin İhyasında ve El-Munkızu Minad-Dalal kitabında verdiği misal gibi, kör insanların deveyi anlatmaya çalışması gibi bir halimiz var. Hani rivayet edilir ki, bir memlekete fil adında hayvan getirmişler. Fil dediğimiz büyük hayvan, cüsseli hayvan. O çevrenin insanları o güne kadar o hayvanı görmüş değiller. Bütün yörenin halkı, köyün halkı neyse ahali toplanmışlar. Hayretle, haşyetle, dehşetle fil denilen hayvana bakmaya başlamışlar. Derken köyde üç tane de kör, o bölgede üç tane de iki gözden ama kör varmış. Onlar da meydana gelmişler, filin olduğu sahaya gelmişler. Lakin gözleri olmadığı için tabi göremiyorlar. Bir tanesi yaklaşmış, filin hortumundan tutmuş. Şöyle yakalamış. Birisi dişinden, hani fil dişi, dişinden tutmuş. Öbürü de bacağından tutmuş. Sonra sormuşlar, ne anladınız demişler bu körlere. Bacağından tutan kör demiş ki, vallahi çok olsa olsa bu demiş, muazzam bir direğe benziyor, sütuna benziyor. Tam bir direk bu. Yerinden de kıpırdamıyor. Çok sağlam, çok muhkem bir direk demiş. İkinci köre sormuşlar, o da dişini yakalamış olduğu için demiş ki, vallahi bu da çok muhkem bir kazık demiş. Çakılsa öyle bir yere gider ki bu kazık. Üçüncüsüne de sormuşlar ki kulağını yakalamış, hani fil kulağı. Bu da demiş çok sert fakat üstünde de hafif yumuşaklığı bundan demiş bir halıya benziyor. Bir sergiye, bir yaygıya benziyor demiş. Gazali diyor ki rahmetullahi aleyh, bu üçünün anlattığı şey de filin tarifi değil. Bu üç körün anlattığının hiçbirisi fili tarif etmedi. Fili anlatmadılar. Niye fili anlatamadılar bu üç tane kör? Bu üç ama neden filin anlatılmasını, filin tarifini yapamadılar? Zira filin tamamını göremediler de onun için diyor. Birisi bacağını gördü, yakaladı. Birisi kulağını yakaladı. Birisi dişini yakaladı. Parçalarını gördüler, yakaladılar ve parçaya göre tarif ettiler. Bu tariflerin üçü de fili tarif etmedi. Fili anlatamadılar. Bugün Müslümanların hali budur. Kimisi İslam'ın bir cephesini ele alıyor, zikir cephesini. Kimisi cihat cephesini. Kimisi tasavvuf cephesini. Kimisi bir başka cepheyi alıyor, oradan İslam'ı tarif etmeye kalkıyor ama hiçbirisinin tarifi de İslam değil. İslam'ı bütün olarak ele almak mümkün değil. Bir türlü alınamıyor. Bir türlü İslam'ın tamamı, bütünüyle tamamıyla ortaya konamıyor. Bütün tarikatlar, fırkalar, mezhepler, meşrepler kendi bildiğini, kendi bulduğunu, kendi anladığını Allah'ın dini zannediyor. Bütün felaket buradan kaynaklanıyor. Ve tabii Müslüman halk dediğimiz kitlelerde İslam'ı yanlış anlıyor, yanlış yaşıyorlar. Bahusus Ramazan'da çok şahit oluyoruz. Ramazan'da çok şahit. Ef'al-i mükellefinin başında Allah-u Teala'nın müminleri mükellef tuttuğu fiillerin başında farz geldiği halde hepiniz biliyorsunuz ki ef'al-i mükellefin yani Allah'ın mükellef tuttuğu, mükellef kıldığı insanların yapmakla mükellef olduğu fiilleri ulemamız 8 maddeye ayırmıştır.
bir, farz, iki, vacip, üç, sünnet, dört, müstehap, beş, haram, altı, mekruh, yedi, müfsit, sekiz, mubah. Bütün hayatımız bu sekiz madde içinde geçiyor. Ama hepsinin başında farz geliyor, görüyorsunuz. Müslüman halk, Müslüman kitle diyelim, Ramazan-ı Şerif'te bakıyorsunuz camilere koşuyorlar, teravih namazı kılıyorlar. Teravih namazı nedir? Sünnettir. Beş vakit namaz kılmak nedir? Farzdır. Beş vakit namazı kılmıyor, teravih namazı kılmaya geliyor. Dini yanlış anlamış. Dini eksik anlamış. Dini sakat anlamış. Halbuki bir milyar teravih namazını terazinin bir kefesine koysanız, terazinin öbür kefesine de sabah namazının bir rekatını koysanız hepsini çeker aşağı alır. Biri farz, biri sünnet. Farzı bırakıp sünneti yapmak niçin? Sebep cehalet. Sebep eksik anlamak, yanlış anlamak. Yine bakıyorsunuz, harıl harıl gece yarısından sonra sahura kalkıyor Müslümanlar Ramazan'da. Sahura kalkmak sünnet, hepinizin bildiği gibi. Efali mükellefinden sünnete giriyor. Ama sabah namazına kalkmak nedir? Farzdır. Sahura kalkanların büyük çoğunluğu sabah namazına kalkmıyor. Sünneti yerine getirecek fakat farzı terk edecek. Bu bir cehalettir. Dini yanlış anlamaktır. Dini eksik anlamaktır. Bundan dolayı hiçbir yere varamadığımız görülmektedir. Tepemizde, yanımızda, evimizde, önümüzde, her tarafımızda sapıklıklar cirit atıp duruyor. Bir türlü normale dönemiyoruz. Sebep dini eksik anlamak, yanlış anlamak veya anlayamamak. Ve daha buna benzer. Şimdi çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Tamam, adı sünnet. Düşünün ki yıllar yılı bu memlekede sünnet merasimleri içkili yapıldı, çalgılı yapıldı, dansözler de yapıldı. Adı sünnet olacak, yapılan merasim lanet içinde olacak. Sünnet, adını sünnet koyacaksınız, fakat yaptığınız merasimin içinde fuhuş olacak, içki olacak. Allah Resulü'nün lanet ettiği fiiller ve eylemler üstlenecek. Bu memlekette çok yapıldı bunlar, halen yapılıyor. Sünnetçiler türemişler, hoş sünnetçiler. Ve türlü meslekler, türlü rezaletler sünnet kelimesinin altında icra edilmiş, hala edilmekte. Sebep dini anlamamak, yanlış anlamak. Yine bizler de öyle. Küçük çocuklarımızı belli yaşlarda sünnet ettiriyoruz. Sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın vücudu, üzerinde vücudunda küçük bir ameliyat. Tenasül organlarında vaki olan küçük bir ameliyat, operasyon yavrucası. Küçük bir et parçasının kesilip atılması diyoruz. Basit bir şey. Sünnet bu. Ama 15 yaşını ikmal edip de erginlik çağına girdikten sonra Müslüman erkeklerin sakalını kesmemesi de sünnet. Çocuğunun sünnetini yapıyor, kendi sünneti yok adamın. Bir tarafta var, bir tarafta yok. Çarpık bir tutum, yanlış bir tutum. Geçenlerde Yugoslav göçmenlerinden bir Müslüman kardeşimin sünnetine çağırmışlardı. Gittim, kalabalığı toplamışlar, büsküptü, prizrenli, priştineli Yugoslavya'dan bir hayli insan. Birkaç çocuğun sünnetini yapıyorlar. İçlerinde bir tane sakallı Müslüman'a rastlamadım. Dedim, yahu evvelsiz sünnet olun be adamlar. Hani size sakal? 124 bin peygamberin geldiğini söylenen hepsi sakallı. Siz kime tabi olmuşsunuz, kime benziyorsunuz ya? Çocuklarınızda sünnet var, sizde yok. Birinin kesilmesi sünnet, birinin de kesilmemesi sünnet. Bu yanlışlık niye? Bu çarpıklık niye? Bu dalalet niye? Ama işte böyle. Dünyada İslam'ı eksik anlayan milletlerin başına Türkiye geliyor. Nereden başlarsınız? Hangisini söylersiniz? Müthiş bir dalalet. Bakıyorsunuz adam gazeteci, yazar, kitap yazmış, yazı yazmış, makale yazmış, Müslüman bilinen, Müslüman tanınan bir kalem sahibi yahut yazar, çizer adam. Bir konuşmasına rastlıyorsunuz bir toplantıda, efendim din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Ve Sübhanallah.
Ya hiç mi okumadın fıkıh kitaplarında akaid kitapta men ferraka beyne dini ve devleti fakat eşreke billahi lazim. Din işleriyle devlet işlerini birbirinden ayıran insan müşrik olur, kafir olur dinlemem. Mümkün değil. Kim anlatırsınız? Açın müellefat İslamiye'de görün. Men i'tekade enne dine ferik ve devlete ferika sümme haccel bey sümme mahte havlel kâbetil mukarreme gad mahte kâfiren ebeda. Bir Müslüman inansa ki din işleri ayrı, devlet işleri ayrı, din ayrı, İslam siyaseti ayrı diye düşünse, din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşünse ve inansa, bu inancıyla Mekke'ye hacca gitse, hac esnasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken düşüp ölse, bu kişi ebedi kafir olarak ölmüştür diyor. Bütün kitaplarda var bu. Bu ne bizim İslam anlayışıdır? Bu ne bizim İslam anlayışıdır? Memlekete bu yerleşmiş. Yazarlara, çizerlere, hatip, kendisini hatip kabul edenlere cehalet bol geziyor. Onun için sapıtmışız. Yoksa Allah Resulü لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا size emanet bıraktığım iki kaynağa yani Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe sizi dalalet etkilemeyecek demiyor muydu? Etkiliyorsa demek yapışmamışız. Sapıklık başımızda yönetim haline gelmişse işte buyurun Allah Resulü ferman ediyor, feryat ediyor. لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَاهِ رَوَاهُ الْبُخَارِ İmam Buhari'nin çok sıhhatle rivayet ettiği hadiste işlerinin başına kadınları getiren milletler ebediyen iflah olmayacak bir peygamber. لَنْ يُفْلِحَ تَأْكِيدِ نَفِي اِسْتِقْبَالِ Ullam ve nun harfi bir fiil-i müzari'nin başına geldiği zaman Arapça kavaide göre لَنْ يُفْلِحَ ebediyen iflah olmayacak. Şimdi olamayacağı gibi gelecekte de olmayacak. O milleti yüzü gülmeyecek. O millet çıkmazdan kurtulmayacak. O millet cennete giremeyecek. لَنْ يُفْلِحَ kavim, millet, topluluk, cemaat, cemiyet neyse وَلَّوْ اُمُورَهُمْ بِمْرَأَةٍ işlerinin başına kadınları vali yapan, kadınları amir yapan, kadınları bakan yapan idareler vallahi iflah olmayacak. Peygamber söylüyor bu. Ama işte bu sapıklık bugün cereyan ediyor. Bu sapıklık bugün bir devlet nizamı olarak karşımıza çıkmış. لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا نَرْبَ هَنِ حَدِسِ demek yapışmamışız. Demek sarılmamışız. Şurada şu kabloya dokunduğum zaman beni elektrik çarpıyorsa demek bu izole edilmemiş. Üzerindeki demek ki cereyanı örtecek olan bu kablo kırılmış, çatlamış, eksik kalmış. Sapıklık da bizi çarpıyorsa demek biz sapıklığa karşı sünnetle izole edilmemişiz. Kur'an'la izolasyonumuz yapılmamıştır. Çıplanız demektir sünnetle. Evet, bir tekim öyle. Efendiler, konular o kadar geniş ki hangi birinden başlarsınız? Hangi birinden devam edersiniz? Vallahi şaşırıyoruz. Meselelerimiz o kadar çok, davalarımız o kadar çok, problemlerimiz... Dünyada problemi en çok olan millet Müslüman milletler. Izdırapları, ihanetlere uğramış olanlar Müslümanlar, yığın yığın davaları olanlar Müslümanlar, çözülmemiş problemleri olanlar Müslümanlar, ırz ve namusu çiğnenen Müslümanlar, hak ve hukuku çiğnenen Müslümanlar, kanları akıtılan Müslümanlar, nesilleri kesilenler Müslümanlar, bugün Batı'da, Avrupa'da çocuk doğursun kadınlar diye teşvik edilirken, Türkiye'de kadınlar çocuk doğurmasın diye teşvik edilir. Tam tersi yapıyor. Irzı, namusu, zürriyeti, mülkiyeti, hürriyeti çiğnenen topluluklar. Gafil, cahil, hiçbir şeyden habersiz, zavallı, çaresiz, çevresiz, çehresiz, mehresiz Müslümanlar. Bu nereye böyle gider? Nasıl gider? Paramızın bereketi yok, hayır yok, huzuru yok yuvalarda, evlerde, meskenlerde, mekteplerde, hiçbir yerde huzur, hayat, hakikat yok. Bizi yöneten devletin, hükümetin bütçesine intikal eden paraların en büyük çoğunluğu fuhuş sektöründen geliyor. Bu sene yine en büyük vergi veren rekortmen olarak ilan edildi yine bir fuhuş işletmecisi.
ismini söylemekten haya ediyoruz ve muazzam sıkıntı duyuyorum bunları söylerken. Tarihin en şerefli bir milleti olarak, Müslüman milleti olarak, kıtalar ötesine İslam'ı götüren bir ecdadın torunları olarak, bugün cebimizde dolaştırdığımız, cüzdanımızda bulundurduğumuz paraların büyük çoğunluğu genel evlerden toplanan vergilerden hasıl oluyor. Şeyh efendiler de bu parayı yiyor, efendi hazretleri de bu parayı yiyor, müftüler de, hocalar da, bütün müminler de bu parayla besleniyor, bu parayla alım satım yapıyor, bu parayla evine ocağına rızık götürüyor. Nasıl hayat bulacaksınız? Nasıl iffetinizi koruyacaksınız? Nasıl takva sahibi olacaksınız? Hadi fetvaya uydunuz, ya takva ne olacak? Feraset, bir zerre haram lokma, pis lokma yiyenin feraseti ebediyen alınır diyor. Ne feraseti bizde? Feraset bakar bakmaz, tespit ve teşhis etmektir zalimi mazlumu. Kafiri mümini tespit etmektir. Münafığı mümini tespit etmektir. Feraset, haram lokmalar bütün hücrelerimize de kadar nüfuz etmiş. Devletin hazinesine gelen paranın büyük çoğunluğu fuhuştan, fuhuş sektöründen, kumardan, faizden geliyor. İçkisiz bakkal bulamıyorsunuz adeta çevrenizde. Beş vakit namazını kılan mümin, hacca giden mümin, Mina'da şeytanı taşıyan mümin geliyor, içki satılan bakkaldan gidip alışveriş ediyor. En ufak bir şuur sahibi olamıyor. İdrak ve izan sahibi olamıyor. Sünnet anlayışı yanlış, farz anlayışı yanlış, haramları telakki etmiş. Efendiler, haramı işlemek ne kadar haramsa, harama vasıl olmak da haramdır. Bir kimse gelse dese ki, efendi falan meyhane nerededir dese, yolda sana rastladı bir adam, meyhanenin yerini sordu. Sen de birkaç adım atarak veya parmağını uzatarak, aradığınız meyhane şuradadır deseniz, aynen meyhanede içki içmiş olmanın vebali ortaksındır. Vasıta oldunuz, delalet ettiniz, delil oldunuz, yol gösterdi, adres gösterdiniz. Haramlara yakınlık duydunuz. Halbuki sakınacaktınız. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diyor Hazreti Allah. Kaçının, çekinin. Bir santim bile yaklaşmak yoktur. Ama müminlerde bu şuur, bu idrak, bu anlayış, bu firaset, bu hakikat yoksa, tabi dalaletler bizi istila edecek. Tabi memleketin bütün servetleri, kaynakları kafirlere teslim edilecek. Amerika'dan gelen ve Allah katında hiçbir haysiyeti olmayan bir gavur cumhurbaşkanının yoluna bu fukara milletin bütçesinden hasıl olan hazine intikal eden paralardan 5,5 milyar lira harcanacak. Bir kafiri ağırlamak ve uğurlamak için. Bunlar korkunç şeyler. Tarihimizde ve İslam tarihinde olmayan şeyler. Ama oluyor. Sebep sapıklık. Bu sapıklığın sebebi nedir? Kur'an ve sünnet dediğimiz kaynaklardan uzaklaşmış olmak. Çünkü vaazımda dedim ki, Cumhuriyet tarihinde bir tek adam yetişmemiştir. Bu hafta çocuklarımız sünnettedir. Şu anda Allah'a bile inanmadığını açıkça ifade eden ve vasiyetini günlük bir gazetede yayınlamış olan bir yazar var. Vasiyetini resmen yayınladı gazetede. Bende var, kesmiş saklıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum diyor. Ahirete de inanmıyorum, cennete de cehenneme de inanmıyorum. Ateistim diyor. Ateist demek Allah'a inanmamış olmak. Ateizm Yunanca'da Allah'a inanmamış olmak cereyanı felsefesi. Ateist. Türkiye'de şu anda yoğun şekilde ateist var. Vasiyetini yayınladı gazetede. Allah'a, ahirete, peygambere, meleklere hiç inanmıyorum ben. Öldükten sonra cenazemin dedi, ne Hristiyanların ne de Müslümanların mezarlığına katiyen gömmeyiniz diyor. Hiçbir kimsenin kabristanına gömülmek istemiyorum. Belediye teşkilatında diyor, cenaze teşkilatında cesetlerin yakılması için bir birim hazırlasınlar, benim cesedimi yakıp külümü havaya savursunlar diye resmen vasiyetname yayınladı. Aziz Nesin namında bir dinsiz, bir Allahsız adam. Şu anda yaşayan birisi bu. Fakat dikkatle gidin bakın, bu ateist denen, bu Allah'a inanmayan adam,
küçük yaşlarda sünnet ettirilmiştir. Sünnetidir yani. Demek sünnetli olmak meseleyi hallediyor. Üniversitede yığınla profesör var, hepsi Allah'ı inkar etmiş durumda şu anda. Fakat bak, hepsi sünnetlidir. Demek evvela Müslüman olmak lazım, sonra sünnet olmak lazım. Sünnet olmadan Müslüman olunuyor ama Müslüman olmadan sünnet olunmuyor. Hepsi sünnetli bu adamların, güya küçükken babaları yaptırmış. Adını da Abdülaziz koymuş. Aziz bakın ya, Allah'ın ismi var. Lakin dinsiz. Demek ki çocukları küçüğe sünnet ettirmek davayı halletmiyor. Bütün bir toplumu sünnet ettirmek lazım. Devletin sünnet olması lazım. Devletin sünnet olması demek, devleti yöneten kanunların Allah'ın kanunlarına dönüş yapması demek. Sünnete uygun bir devletimiz yok bizim. Yani Allah'ın dinine uygun bir devlet yok. Sünnet demek Allah'ın nizamını pratikte yaşayan peygamberin getirdiği sistem. Sistem manası sünnet. Biz parça parça anlıyoruz sünneti. Şunu yapmak sünnet, bunu yapmak sünnet değil. Böyle parça. Sünnet, İslam nizamının kendisidir. Modelidir. Model olarak sünnettir. Peygamber bunu yaşamış. Sokaklarımız sünnetsizdir. Müslümanların sokaklarında bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa vallahi o sokak sünnetsizdir. Getirin şu son durağın caddenin başına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i davet edin. Ya Resulallah, gelin şu sokağa bakın. Bu sokak sünnetli mi? Yani senin sünnetine uygun mu değil mi de sorun. Sokağımız sünnetli olduğunu söyleyebilecek mi Allah'ın Resulü? Vallahi söyleyemeyecektir. Bir tek çıplak kadın dolaşıyorsa o sokak sünnete aykırı bir sokaktır, sünnetsizdir. Bizim evlerimiz sünnetsiz, sokaklarımız sünnetsiz, hükümet sünnetsiz, rejim sünnetsiz, devlet sünnetsiz, cebimizdeki para sünnetsiz, aldığımız ekmek sünnetsiz, faiz de alıyoruz. Her şeyimiz sünnetsiz, çocuklarımız sünnetli, o zaman gülerler. Her şeyimiz sünnetsiz. Sünnet demek peygamber modeline uygun olması demek. Sünnetsiz demek peygamberin getirdiği modele uymamak. Geniş anlayacaksınız. Sünnet öyle basit bir kelime değil. Koca bir nizam-ı ilahi temsil ediyorsun. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Habibullah'ın getirdiği ne varsa alın. فَخُذُوهُ. Tutun onu. Tutun, alın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sizi nelerden yasaklamışsa da ona nihayet verin. Derhal bırakın. Sistemimiz bu. Parlamentomuz sünnetsiz. Hükümet sünnetsiz, bakanlar sünnetsiz. Ya ona sünnetsiz. Affedersiniz, açın bakın belden aşağı sünnetli. Beyni sünnetsiz adamın. Ruhu sünnetsiz. Kalbi sünnetsiz. İslamsız demek yani. Mefhumu çok geniş anlamak lazım. Baş açık gezen kadınlar sünnetsiz, İslamsız, tesettürsüz, ahkamsız, Kur'ansız, imansız. Sokak sokak dolaşın, her taraf imansızlıklarla kaynıyor. Cadde cadde dolaşın, küfür atıyor, dalalet atıyor, fuhuş atıyor, faiz atıyor. Caddelerin en muhteşem köşelerini faiz müesseseler işgal etmiş. İşgale uğramışız, haramların işgaline. Haramlarla akrabayız adeta. Adres sorarken bankalara göre soruyorsun. Falan bankanın yanında diyor, falan efendinin dükkanı. Haramlara dayandık. Haramlar akrabamız oldu. Haramlar adres oldu. Haramlar köşe başı oldu. Haramlar senet oldu, sepet oldu. Çocuğunu bu ortamda sünnet ettirsen ne olur, ettirmesen ne olur. Ey Müslüman, senin devletin sünnetsiz. Ey Müslüman, senin hayatın sünnetsiz. Ey Müslüman, cebinde gezdirdiğin paralar sünnetsiz. Evinde bulunduğun televizyon sünnetsiz. Her şey sünnetsiz. Sadece erkek çocuklarının buluğa ermeden küçük bir ameliyatla sünnet olmasına sünnet mi diyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz. Sünnet, İslam'ın tamamını hayata hakim kılmaktır. Bundan dolayıdır ki men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti
فَلَهُ اَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ buyurmuş Resulullah. Benim ümmetimin fesada gittiği, yani İslam hukukunun kaldırılıp küfür hukukunun konduğu sokaklarında sel gibi zinanın ve fuhşun aktığı, okullarında küfrün okutulduğu, huruf-u Kur'aniyenin kaldırılak yerine küfür hukukunun veya hukukunun getirildiği bir dönemde ve bir devrede kim benim sünnetime yapışır, yani İslam'ın mücadelesi yapmaya kalkışırsa ona cephede şehit olan 100 şehidi sevabının ücreti vardır dedi. Nerede? Bu basit bir şey. Sakal bırakmakla ilgisi yok bu işin. İslam'ın tümünün savunmasıdır dava. O bir kısmının kısmı bu. Tamamı değil ki, kemali değil. Ki bıraktığımız sakallar da sünnete uygun değil. Yani bugün 100 sakallı Müslümanın 99'un sakalı sünnete uygun değil. Çenenin altına koyacaksın parmağını, sakal buradan çıkacak. Sakal budur. Onun dışındaki sünnetsiz sakaldır. Tabi sakalsızlıktan kurtulmuş ama sünnete ulaşamamış. Ölçüye ulaşamamıştır. Ve daha neler neler. Bütün bunlar gösteriyor ki efendiler teraddü fîküm emreyni maddesinde korkunç boşluğumuz var. Bu iki kaynağı nasıl hayata hakim kılacağız? Şimdi bütün problemimiz burada. Metotları var, bunun usulleri var, çareleri var. Cezayir'deki metotlar, Afganistan'daki metotlar, Keşmir'deki metotlar, Filistin'deki metotlar, görülmemiş kavgalar, mücadeleler devam edip gidiyor. Görüyorsunuz, geçen sene mahalli seçimlerin, yani belediye seçimlerin %82'sini Müslümanlar Cezayir'de geçen sene aldılar. Bunu takip ettiniz muhakkak. 100 belediyenin 82'sini resmen aldılar. İslami Selamet Partisi var Cezayir'de. Aldı. Halk uyanmış, işin farkına varmış. Fransız kafirinin sömürgesini anlamış, sömürüsünü anlamış. Nasıl itikaden onları parçaladığını görmüşler. Nasıl siyasi bölünmelere maruz bırakmışlar. Anlamışlar hileleri. Arkasından bu sene Haziran ayında genel seçimler, parlamento seçimleri yapılacaktı. Kafirler anladılar ki 100 milletvekilinin 82'sini alacak Müslümanlar. Hemen Amerika devreye girdi, Fransa devreye girdi. Olaylar, eylemler patlatıldı, silahlar patlatıldı ve ordu tahrik edildi, sıkı yönetim ilan edildi ve süresiz seçim tehir edildi. 3000 Müslüman tutuklandı şimdi. Bunların bir kısmı idamla yargılanıyor, bir kısmı da işkence altında inim inim iniyorlar. Kolay değil. Bunu söylemekten maksadım, hayatımızı sünnet ettirmek kolay değil. Çocukları sünnet ettirmek kolay. Çağırsın bir berberi, eskiden berberlerdi, şimdi operatörler var, doktorlar. Kucağına verirsin veya sandalye oturtursun, 3 dakikada 40 keser atar, basit sünnet. Ama bir de devlet sünnet ettirelim bakalım. Kaç bin Müslümanın kellesi gidecek? Kolay değil. 4 kelime 1980'den 12 Eylül'den önce 4 kelimelik konuşma, yani bizim yaptığımız konuşmalar gerçek ulemanın, gerçek ehlullahın yaptığı konuşmalar yanında vallahi konuşma denemez. Biz kırık dökük bir nesiliz. Biz zavallı bir nesiliz. Osmanlı ulemasının yanında ismimizin okunması dahi fevkalade utanç verilir. Cumhuriyet döneminde ulema yoktur. Olanlar da parça parçık 3-5 kelimeyle kürsülerde bir şeyler söylemeye çalışmış olmamızdan dolayı 46 ayrı mahkemede yargılandım şahsen. 46 ayrı mahkemeye, ayrı ayrı. 4 sene sıkı yönetim mahkemesine Selim Yakışlası'nda. Yıllarca devlet güvenlik mahkemesinde. Defalarca ağır ceza mahkemelerinde. Hepiniz çoğunuz biliyorsunuz. 12 sene mahkeme taşındım durdum. Ne olmuş ya? Niye böyle söyledin diyor. Bunu Cenab-ı Hak söylemiş. Allah söylesin, bize alakadar etmez ama sen söylemeyesin diyor. Rejimin sistemi yapısı bu.
Yapmayacak söylemeyiz. Ve hala yine devam ediyor aynı. Demek ki İslam'ın hayata hakim kılınması kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Çok çileli bir iş. Buna hazır olmak lazım. Cemaat-i Müslümini buna hazırlamak lazım. Bunu cemaate verebilmek lazım. Ruhunda, vicdanında, gönlünde bunu hazır hale getirmek lazım. Lakin ben şuna eminim ki henüz Türkiye Müslümanları katiyen cihada hazır değil. Hiç değil. Ufacık bir zorluğu görür görmez kocasını, cemaat kocasını bırakıp kaçıyor, kadınlar kocasını bırakıp kaçıyor. Mümkün değil. Çünkü arada bir rabıta yok, arada bir zabıta yok, bağlılık yok, arada bir eğitim yok, talim yok, tahsil yok, terbiye yok. İslami terbiyeyle yetişmiş değiliz. Bugün muazzam bir unutkanlık var. Ben de şahsen muazzam rahatsızım. 4000'e yakın hadis vardı kafamda, hızla azalıyor biliyor. Bazı 12 Eylül'den sonra yapılan sorgulamalarda yaptıkları işkenceler sebebiyle, parmağımızdan, tırnağımızdan cereyan vermek suretiyle, korkunç şoklara tabi tutarak zihnimiz zayıfladı, zaafa uğradı. Binlerce hadis unuttuk, kafamızda kalmadı ama şimdi daha başka bir unutkanlık var. 15 yaşındaki delikanlı bile unutkan, unutuyor. Eliyle koyduğunu dönerken unutuyor. Nereye koymuştum ya ben bu anahtarı diyor. Açın hadis kitabına bakın. Tesettür olmayan memleketlerde namahrem olan yani haram bakılması haram olan kadınlara bakmak muazzam unutkanlık getirir diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Vallahi size budur. Bir taraf namahremle dolu. Bakılmaması gereken kadınlar çırılçıplak ortaya çıkmış bulunuyor. İstersen bakma. Televizyonu açıyorsun, en deşifre, en sapık, en çarpık, en fahişe rolüyle, kıyafetiyle, kılıyla karşında duruyor. Gazeteye bakıyorsunuz, satılık kadınlar, kiralık kadınlar. Basit bir gripin, aspirin reklamı yapacak çıplak kadınları kullanıyorlar. Tekerlek satacak araba tekerleği, evvela kadının bacağını satıyor, sonra tekerlek satıyor. Her taraf fuhuş, her taraf çıplak kadın. Bunları gören neslimiz unutkan oluyor. Zihinleri meşgul, mahsus, kaybolmuş insan yapısına kavuşuyoruz. Ruhlarımız kayıp, gönüllerimiz kayıp, şuurlarımız kayıp, hafızamız kayıp, kimliğimizi kaybettik, hayatımızı, haysiyetimizi kaybettik. Kimliğini kaybeden insan gibiyiz, kime mensubuz belli değil. Kimliksiz insanlar, kişiliksiz insanlar, kimiz biz, kimdeniz belli değil. Kökümüz ne? Kökenimiz ne belli değil. Nereye gidiyoruz belli değil. Kelimeler saptırılmış, mefhumlar saptırılmış, sistemler saptırılmış. Bakıyorsunuz adam haramdan para kazanıp harama harcıyor. Fuhuştan alıyor, fuhuşa veriyor. Kumardan alıyor, kumara veriyor. Bu kadar çirkin bir meseleyi ifade ederken en mukaddes kelimeleri kullanıyorlar. Haydan gelen huya gider diyor. Fuhuştan gelen fuhuşa gider anlamında kullanıyor. Haşa. Haydan gelen huya gider ne demek? Hay Allah'ın ismi değil. Ya hayyu, ya kayyum Allah'a değil mi? Hay. Ya hayyu, hay Allah demektir. Hu da Allah demektir. La ilahe illa hu değil mi? Haydan gelen huya gider demek, Allah'tan gelen Allah'a gider manasına gelen kutsal, mukaddes kelimeyi nerede kullanıyor? Sapıtmaya bak. Kelimeler saptırılmış, mefhumlar saptırılmış. Yönümüz saptırılmış, çarpıtılmış. Kıldığımız namazlar bile kemal ifadesi taşımıyor. Kalıbımızı kıbleye çeviriyoruz, kalbimiz köyde, arazide, dükkanda, bakkalda, manavda, markette. Müşteride, kesede, kasada, çekte, senette. 100 namaz kılan Müslüman, 99'un zihni meşgul. Alıyor Allahu Ekber iftitah tekbirini, huzur-u ilahide olması gerekirken zihninin, kalbinin, aklı, fikri, zihni, Allah'ın huzurunda olması lazım. İftitah tekbirini alırken birden aklı evine gidiyor, köyüne gidiyor, dükkanına, sanki dükkanına giriş yapmak için tekbir almış olduğu oraya çıkıyor. Şuursuz, huzursuz, kalp huzurundan mahrum, sokaklarda aldığı haramların
şualarından, ışınlarından, şekillerinden, suretlerinden, silüetlerinden. Çünkü Mevlana öyle diyor, nazar bahsini anlatırken Mesnevi'de, bir erkek hoşuna giden bir kadını gördüğü zaman, bir kadın da hoşuna giden bir erkeği gördüğü zaman, ilahi fıtratın icabı olarak etkilenirler, derhal etkilenirler. Yani teessür duyar, tesir altında kalır. Onu hafızasına hapseder. O gördüğü kadının silüetini, görüntüsünü, kalıbını, kılıfını, neyse yapısını hayalinde, hafızasında hapseder. Kafasında tutar. Neye benziyor? Tıpkı fotoğraf makinesi objektifiyle bir şeyin resmini çekip hapsetmiyor. İnsan da çok etkilendiği bir kadını gördüğü zaman onu hafızasında, yani bellek diyorlar, hayal hanesinde, kafasında hapseder ve hep onunla meşgul olur buyuruyor. Hatta evli bir erkek geceleri Allah'ın emrine girerken, helaliyle, hanımıyla beraber bulunurken bir anda hayalini hapsetir, çıplak kadının hayali göz önüne gelir, onunla ilişki kurarsa doğan çocuk ona benzer ve veled-i zina olur diyor. Bugün 100 erkeğin 99'u evli erkekleri kastediyorum, sokakta görüp şeklini, hayalini hapsettiği kadınlarla yatıp vallahi onlarla kalkıyorlar. Toplum kirli, cemiyet kirli, sokaklar kirli, caddeler kirli, sünnetsiz, şeriatsız, hukuksuz, hükümsüz, peygambersiz bir sokak. Bu toplumu hayat bulamazsınız. Çocuklarınızı sünnet ettirseniz dahi Müslüman olarak kalmalarını mümkün tutamazsınız. Çok kafirlerin çocukları sünnetli ama küfürden kurtaramamışlar. Allah'a düşman birçok yazarlar var, hep sünnetli. Allah'a düşman, İslam'a düşman çok profesörler var, hepsi sünnetli. Lakin sünnet olmuşlar ama Müslüman olamamışlar. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i sünnetin tamamını, kemalini ve şumulünü kavrayıp sünnet dediğimiz İslam nizamını, sünnetullahı, sünnet-i Muhammediye'nin tamamını hayata hakim kılmamızı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, tabii konu oldukça fazla, ayrıntıları çok. Bütün bunları burada demin dediğim gibi rutubetli bir havada arz etmek oldukça güç. Eksiğimizi bağışlayınız. Samimiyetimize veriniz. Hak Teala sünnet olan yavrumuzu, anne ve babasını ve bu davete katılıp gelen sizler hepimizi iki cihanda aziz etsin inşallah. Rızasına ve rahmetine nail edesin. Sünnet olan yavrumuz dünyada ve ahirette mutlu olsun inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.